Ben 1982 Karabük doğumluyum arkadaşlar. Oradaki ilk nokta doğum tarafı. 1999'a kadar da Karabük'te yaşadım. Karabük 100 bin nüfuslu, 78 plaka numarası. Biraz da Karabük misyonerliği yapıyorum bu tarz durumlarda. Karabük nerede ya da il mi, ne zaman il oldu gibi sorularla muhatap olmamak adına. Genelde dışarıdan göç eden insanların girişimcilik hikayelerini dinleriz Karabük'te. Bana nereden girdi bilmiyorum ama bu girişimcilik sevdasıyla kendi işimi kurma peşinde oldum. Tamam, kuralım ama sermaye yok. Şimdiki gibi teknoloji geliştiği için de sıfır sermayeyle iş yapmak çok zor. Para kazanmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Work and Travel diye bir üniversite öğrencilerinin genelde de böyle ikinci sınıftan sonra gittiği, para kazanmak için Amerika'ya gittiği bir program var. Hiç duydunuz mu Work and Travel'ı? Work and Travel, Amerikalıların yapmak istemediği basit işleri, saatlik geliri düşük olan işleri dışarıdan gelen öğrencilere yaptırırlar. Ben de gittim Alaska'ya. Çünkü Alaska'da daha çok fazla para kazanma ihtimali var. Balık sezonu iyi olursa. O yüzden 3-4 ay boyunca Alaska'da balıkçılık yapmak pahasına ve para kazanmak pahasına Alaska'ya gittim. Orada 2000 dolar harcayarak gidip 7000 dolar gibi bir para kazanarak geldim. 7000 dolar iyiydi. Hala iyi bir para düşünüldüğünde. Onun 2000 dolarını babama teslim ettim. Para harcamıştı. 5000 dolarla da geldim. İlk işimi kurdum. Teknofor Bilişim Teknolojileri. Oradaki 2003-2004 arasında geçen. Teknofor Bilişim Teknolojileri ne yapacaktı? Kurumsal firmalara laptop tedarik etmek için kurulan bir şirketti. Ama şöyle bir sıkıntı vardı. Hiç tecrübe yoktu. Yani madem girişimcilik yapacaksın biraz çıraklık yap. Hiç çıraklığını yapmadığım bir işte soyuldum. Hiç fatura kesmemişim. Hiç satış yapmamışım, tahsilat yapmamışım ama girişimcilik. Bu anlamda biraz yapmış olduğumuz işlerle alakalı tecrübe kazanmanın önemini orada fark ettim. Çünkü başlangıçta çok zorlandık ve laptop tedariği biz ediyoruz fakat satış kabiliyeti geliştiremiyoruz. Kurumsal firmalar bizden daha ucuz alıyorlar, satamıyorlar. Şirketi kurduk, giderler yaptık, ne yapacağız? Model değişikliğine gidelim, ne yapalım? O dönem kartuş dolum çok popülerdi. Belki hatırlarsınız, kartuşlar çok pahalı. Dolum yapmamız gerekiyor. Dolum yaptırılıyor genelde. Kırtasiyelerde bunun makineleri var. Şırıngayla yapmak yerine o makinelerin Ankara'da üretilen bir tanesiyle anlaştık. Marmara Bölge Dağıtıcılığını aldık ve dağıtımla alakalı kısım iyi. Çünkü 300 euroya aldığımız bir cihazı 700 euroya satıyoruz. Bir tane ürün satsak bütün ofisin giderleri karşılanıyor. Çok güzel. Hatta bir part-time satışçı ilanı açtık. Satış elemanı böyle acayip bir ofisimiz var. Kendimizce havalı, egolu bir şekilde devam ediyoruz. Parantez, hala kartuşlarımızı evde dolduruyoruz şırıngayla. O da bizim bir hobimiz olarak devam ediyor. Oradaki normalimizi kullanıyoruz. Çok güzel işi gidiyor, para kazanıyoruz. Fakat bu sefer de okul gitmedi. Çünkü o tecrübesizlikten kaynaklı işe çok odaklanmak zorunda kaldık. Okulda da son sınıfa 3 ders bırakmıştım. 3 ders bırakmış olmama rağmen tez gitmiyor. İlk defa zayıf geldi. 3 civarında ortalaması olur vardı, 4 üzerinden. Tabii okulla beraber iş gitmeyince okulu bıraktım. Demek isterdim ama bırakmadım tabii ki. Türkiye'deyiz. Şirketi kapattık. Okulu kapatmak olmuyor tabii. Şirketi kapatmak mümkün. Okulu bırakmak mümkün değil çünkü bu coğrafyadayız. Bu coğrafyada her ne kadar böyle dışarıdan popüler bir konu olarak üniversiteyi yarıda bıraktım gibi söylense de bu coğrafyanın başarısı genelde bir üniversite başarısının üzerine bina ediliyor arkadaşlar. O yüzden üniversiteyi bırakma gibi lüksümüz yoktu. Halen de geçerli. Hiçbir zaman arkadaşlarıma ben üniversitenizi bırakın diyemem. Çünkü üniversite her ne kadar eğitimde olsa da sizin bir olgunlaşma süreciniz oluyor ve orada bir network, çevre etkisi oluyor. O yüzden biz de haliyle üniversiteyi bırakmadık. Üniversite mezuniyeti için şirketi kapattık. Ve ilk girişimcilik hikaye batmadan böyle başa başta harcadığımız parayı cebimize koyacak şekilde sonuçlandı. 2004 yılında Teknopol macerasını kenara park ettik. Ve 2004 yılında mezun oldum. Sonra evlendim. Aynı zamanda yüksek lisansa başladım. Aynı zamanda çalışmaya başladım. Çalışmaya başlayınca Exim hikayesindeyiz şu anda 2004 yılındaki. Bir baktım aslında Exim'de böyle bir yıl çalışsaymışım Teknopol'ü kapatmak zorunda kalmazmışım. Gerçekten de işin çıraklığını yapmak, bir yerde tecrübe kazanmak kıymetliymiş. Bu anlamda üniversiteyi inşallah hepiniz kazanacaksınız. Burada beklentilerim sizden çok yüksek. Üniversiteyi kazandığınız vakit o zaman o imkanlar yoktu ama bütün büyük şirketler, hatta küçük şirketler, teknoloji şirketleri öğrencilerle beraber çalışmaya bayılıyor. Türk Hava Yolları da yakın zamanda ilan açmıştı, kapattı dün. Ya daha kapatmadımsa uzun dönemli stajyer alıyoruz ki arkadaşları tanıyalım, onlar bizi tanısın hem de birazcık çıraklık yapsınlar. Bunu işte daha önce Kuveytürk'te çalışırken Kuveytürk'te yapıyordu. Bütün büyük şirketler yapıyor, küçük şirketler de almak istiyor çünkü çok gayretli oluyorlar. Üniversite öğrencileri normal çalışanlara göre. Diğer taraftan da siz de tecrübe kazanmış oluyorsunuz. Hayata ilk başladığınızda, üniversite bitirdiğinizde böyle bir sıfır önde başlayabiliyorsunuz. O yüzden ileride bu tarz imkanlarınız olacak.
bunların peşinden mutlaka koşun. Koşmazsanız yakalayamazsınız. Koşmanız gerekecek. Ama koşun ve yakalayın. O çıraklığınızı üniversite zamanında yapın. Bana yapma imkanım olmamıştı o dönem. Belki tembelliğinize geldi. Bilemiyorum artık. Sonra Eksim'de çalışırken o tecrübenin önemini fark ettim. Tecrübe önemli. Sizin ilk tecrübeniz nerede oldu hocam? Onu merak ettim. Şimdi biliyorsunuz kızlar biraz daha bu konuda aileler daha korumacı davranıyorlar. Benim ilk iş tecrübem aslında biraz acıklı olmuştu. Şöyle ki malum 28 Şubat süreci yaşandı. Bayağı büyük sıkıntılar yaşadık. Sonrasında Kıbrıs'a gitmek durumunda kaldık. Oradan geri döndük. Ve mimarlık piyasası gibi böyle aslında çok da bizim camiamıza uzak bir yerde başörtülü bir mimar olarak iş arıyorsunuz. Bütün kapılar yüzünüze kapanıyor. CV gönderiyorsunuz, geri dönüş bile yapmıyorlar. Sonra CV'mden fotoğrafımı kaldırmaya başladım. Dedim belki giderim, bir konuşurum. Belki ikna ederim. Beni görünce belki çok severler, alırlar ama maalesef çok da işe yaramadı. Hatta çok acıdır ki kendi fikri yapımıza, yani ortak fikri yapısına sahip olduğumuz insanlardan şöyle geri dönüşler aldım. Kübra kusura bakma, biliyorum ki sen hakikaten iyi bir mimar olacaksın, yetişeceksin. Ama mimar bizim vitrinimiz ve biz seni eğer vitrinimize koyarsak bizi tercih etmeyeceklerdir. Wow. Bizim fikri yapımızı anlayacaklardır. İnsanlar çünkü kamufle olmaya çalışıyorlardı. Bugünkü gibi değildi. Yani her şey çok daha farklıydı o dönemde. Ben artık öyle bir kıvama gelmiştim ki yani artık ya para vermesinler. Hani karın tokluğuna ben gideyim en azından tecrübem olsun. Belki tecrübem olunca bir şeyler kazanırım diye. O dönem artık bayağı çaresizdim. Yani aslında işler buluyordum ama pek mimarlıkla ilgili işler değildi. Gene işte satış piyasası vesaire tarzı. Hani sizin mimarlık title'ınızı kullanıp size işte atıyorum inşaat malzemesi sattıracaklar. Ama ben de çok idealist yaklaşıyorum. Hayır ben mimarlık yapacağım. Sonra gerçi yolculukta çok farklı yerlere ulaştık ama çıkış noktam böyleydi aslında. Ve en son şöyle bir şekilde gerçekleşti. Yakın bir arkadaşımın eşinin kuzeni bir mimar arıyor fakat o da bulamıyor çünkü o da yeni bir girişimci aslında. Karı koca mimarlar çok paraları yok, çok maaş veremeyecek durumdalar. Öyle olduğu için de mimar bulamıyorlar. Dedim ki tamam ben çalışırım, hiç sıkıntı değil, beni yeter ki alın. Beni aldılar inanın ilk çalışmaya başladığımda sigortasız, asgari ücretin de altında bir parayla Allah'tan evime yürüme mesafesinde bir şirkette çalışmaya başladım. Ama şöyle çok güzel de bir şey oldu aslında. Sadece 3 ay sonra, bu arada da çalıştığımız ofis bir apartman dairesiydi. Aynı zamanda bir inşaat şirketiyle paylaşıyorduk. Tabii aynı daireyi paylaştığımız için bizden bir şey rica ediyorlardı. Ben de onlara yardım ediyordum falan. Bizim patronu şöyle bir teklifte bulundu. Yani Kübra bizim de aslında ufak tefek çizimlerimizi yapsa, sene kadar biz de versek. Öyle olunca benim maaş birden asgari ücretin 1,5 katına çıktı. Sadece 3 ay içinde. Yani burada aslında işte belki de vazgeçmemek. Bazen hani şimdiki gençler bizim gibi değildir. Yani çok fazla şeye maruz kalıyorsunuz. Çok fazla güzel örnekler görüyorsunuz. Öyle olunca kendi yaşadığınız tecrübeler veya size sunulan imkanlar bazen ya ben bu kadar paraya niye çalışayım gibi kafanızda soru işaretleri oluşturabilir ama işte önce emek vermek lazım. Önce biraz tecrübe kazanmak lazım. Yani eğer ben sebat etmeseydim, o işe girmeseydim, o işi hiçbir zaman alamayacaktım. O işi almasam sonraki işime giremeyecektim. Aslında bunlar, yani oradan da çok şey öğrendiğim oldu. Yani şu ana kadar çalıştığım yerlerde hepsinde bir şeyler öğrendim. İyi yöneticilerden iyi yöneticilik yapmayı öğrendim. İşte ama kötü yöneticilerden de aslında, yani hatta kötü yöneticilerden iyi bir yönetici nasıl olurunu daha güzel öğrendim. Yani bir gün ben yönetici olduğumda bu hatalara düşmeyeceğim dedim. O yüzden aslında iyi veya kötü tecrübe diye bir şey olduğuna ben inanmıyorum. Genel olarak tecrübeye inanıyorum. Yani muhakkak günün sonunda size bir şeyler katacaktır yaşadığınız tecrübeler. O yüzden iş ararken tabii ki azla yetinmeyin, araştırmacı olun. Şu an dediğim gibi imkanlar çok daha fazla, çok fazla kurumsal şirket var. Öğrencilere kıymet veriyor. Gerçekten sizde bir değer varsa bunun karşılığını verecek çok yer var. O yüzden emek verirseniz gerçekten hepinizin çok güzel yerlere geleceğiniz yürekten inanıyoruz. Ben de siz aktarınca şey aklıma geldi. İsmini vermeyeyim ama Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birinde işletme mühendisiyim. İyi bir okul. Staj başvurusundayız. Fakat o dönem sakal çok popüler değil. Şimdi lisede bile bırakan arkadaşlar var. Üniversitede herkes sakallı gibi erkeklerde. Sakallı fakülte tekim. O dönem yine 28 Şubat süreci dediğimiz bir sürecin içinden geçiyoruz. Sakal bırakmak kolay değil. Yani ben sakallıyım ve kenarda kaldığımda bekliyorum diye nezarete düşmüş bir dönem. Yani aldılar polisler beni içeriye. Ne yapıyorsun sen burada? Arkadaşımı bekliyorum. Öğrenciyim. Böyle öğrenci olduğumu bir saat ikna etmeye çalıştım. Bir dönemde sakallıydım. Seviyorum sakalı çok şükür. Yakıştığını düşünüyorum.
O şirkete gittim, ağzımdan kaçacaktı. O şirkete gittim, bütün süreçleri aşmışım. En son İK mülakatı yapacağız ya, staj yani, çok da işle alakalı değil. Ama beni orada çok da güzel gitmiş olmasına rağmen o kimlikten dolayı reddedilmiştik. Nasip, hayat gerçekten bir hani sayı doğrusu gibi gidiyor ama dalgalı ve nihai olarak oradaki imtihanımızı yapacak olduktan sonra bir sonraki aşama daha güzel geliyor, daha güzel geliyor. Yani bugünü hayal etsek biz, ben kendi adıma Türk Hava Yolları'nda başkanlığı hayal etmezdim. Yani zor çünkü gerçekten içeride büyümek gerek ama Allah nasip edince de bir noktada nasip ediyor. Dalgalı imtihan devam ediyor. Ben Eksim'deyim. İlk iş tecrübesi. Eksim'de sağ olsunlar, benim gerçekten bir eğitim yuvası gibiydi orası. Beni de bir çırak olarak görürlerdi. Bayağı bir yükleme yaptılar. Ben de en basitinden en zoruna kadar her işi hakkıyla yapmaya çalıştım. Çünkü görevimiz işimizi iyi yapmak. Yani en önemli görevimiz bu dünyada, meslek olarak da baktığımızda, dünyayı iyi yapmayla mükellef insanlar olarak da mesleğimizi iyi yapmak. Excel tablosunu yapıyorum, çerçevesini düzgün yapıyorum, rakamları ortalıyoruz ve her şeyi bir estetik kaygıyla yürüttüğümüz bir Eksim dünyası vardı. 2008 yılına geldiğinde girişimcilik damarda var ya, tekrardan kaynamaya başladı. Bir de yaptığımız işler böyle, aynı işleri yapmaya başladık, sıkıldık. Bu 2003 yılındaki Teknopol'de teknoloji tedariği ile alakalı bir kuvvetimiz vardı. O dönemde bilgisayarlar vardı. Toplama bilgisayarlar vardı. Şu an evinde kasa bilgisayarı, laptop harici kasası olan, kasa bilgisayar kullanan var mı? Tek tük vardır. Eskiden bilgisayarlarımız bizim böyle hantal şey olurdu. Ve onlar işte kendimiz toplardık. Intel mi, AMD mi olsun, ekran kartı üstünde mi olsun, ses kartı nasıl olsun, monitör nasıl olsun diye bize hep sorarlardı. Zahit diye bir arkadaşım vardı. Ya Zahit dedi ki, ya abi dedi, biz bunları soruyorlar ama soranlara satsak para kazanacağız. O zaman biz bir acaba satış işine mi girsek ki? Aa, olabilir dedik. Teknoloji, Teknopol'deyken tedarik ağımızı kullanarak satmaya başladık. Soranlara diyoruz ki ya olabilir, bizden alırsan da şu fiyatı olur. Böyle yavaştan o şirketin fatura kesmesiyle, kendi daha şirketimizi bile kurmadan satışlara başladık. Şirkete haber verdim çünkü dedim biz hobi bazlı bir şey yapıyoruz. Çalışırken başka bir işle uğraşmak hatalı. Onun çıkarılmış tecrübesini birazdan aktaracağım. Onlar da sağ olsunlar beni bir eğitim gören bir arkadaşları gibi gördükleri için izin verdiler. Biz tekrardan ticaretin içinde bulduk kendimizi. 2008-2009'da o şirketin üzerinden fatura keserek, 2009'da kendi şirketimizi kurarak bir baktık ki kendimizi e-ticaret platformunda bulduk. Depocum.net 2008'de. Bilgisayar satmayla başladık. Küçük ev aletlerine, oyuncaklara, birçok ürünleri satar hale geldik. Tabii e-ticarete girişte önce kendimiz bütün ürünleri girdik. Baktık ki ürünleri giriyoruz ama sonra güncelleme problemi var, stok problemi var. XML denen bir teknolojiyi öğrendik. Kendimiz biraz yazılımı öğrendik. Onları yazmaya başladık falan derken 2010 yılına geldiğimizde, 2008-2009 Eksim'de çalışırken, 2010'a geldiğimizde bu iş güzel gidiyor, ben istifa edeceğim diyerekten Eksim'den istifa edip çıktım. Tabii o zaman girişimcilik böyle popüler bir konu değil. Şu an mesela girişimcilikle ilgilenmek isteyen var mı aramızda, gelecekte kendi işlerini yapmak isteyen? Bu sayı iyi. Yani Türkiye ortalaması mesela şu an üstünde. O zamanlar girişimcilik işsizlikle yakındı. Yani Lokman iş bulamadı da kendi işini kurdu gibi bir dünya vardı. Zor bir dünya vardı. Destekleyenler çok azdı. Annem için de kabus. Yani 2003 yılındaki Teknopol'de de annem nasıl olacak bu çocuk, nereden çıkarttı başımıza. 2010'a geldik, istifa ettik. Onun için tekrardan kabuslu günler başladı. Evetler başladı. Mis gibi işin var, maaşın geliyor. Sigortam yatıyor, maaşım yatıyor. Niye? Kardeşim milletinin hepiniz yani biliyorsunuzdur az çok. Böyle diyoruz, bazen de bakıyorum şimdi, mesela şimdi Eksim diyorsun. Şurada mesela Eksim'i bilmiyorlardır başka. Muhtemelen. Mesela bazen bana boş bakıyorlar gibi geliyor çünkü biz kendi dönemimize göre hani konuşuyoruz. Doğru. Mesela sizin aileleriniz böyle bir duruma ne tepki verir? Mesela güzel bir işte çalışıyorsunuz, dediniz ki annenize, anne ben istifa edip girişimci olmaya karar verdim. Ne tepki verirler? Var mı böyle bir söylemek isteyen? Keserler beni diye bir arkadaşı gördüm. Atarlar mı evden? Yok hocam, o kadar değil ya. Değil mi? Tamam. Destekleyene çıkmaz mı diyorsunuz? Hocam nasıl olur? Yani benim evladım var. Oğlum var. Eğer ki Kerem gelse, baba ben böyle bir şey yapmayı düşünüyorum dese, ben aldığım eğitimlere binaen derim ki oğlum yanındayım, arkandayım. Çünkü duymuştum, memur olsun diye esnaf işini bıraktırıp da memuriyete geçersen kızımı verin diyen babalar, kayınpederler duyduk. Bu vizyondur, başka bir şey bu yani. Herkesin bak hayata bakacağız. Kerem Kansı. Allah razı olsun.
Varsa cevap vermek isteyen, duygularınızı almak isteriz. Sunumları aynı zamanda velilerimize de yapmamız lazım. Çocukların girişimci olmaları noktasında desteklemeleri için. Bu konuda benim ailem açık görüşlü bu konuda. Yani hatta babamın bana en büyük verdiği vaat şudur, bana söylediği şudur yani. Ne olursa olsun memur olma demiştir bana. Onun için yapmamanız lazım. Hani böyle bu şey değil, canım, söyleyeyim hani şey anlamda. İnsanların her zaman bir şey üretmesi ve dünya için bir şey yapması gerekir. Şey yapacağım mı? Hocalarımızı kesinlikle burada şey yapacağım. Şey yapacağım. Bu, bizim ülkeler. İsim neydi? Eyüp. Eyüp, evet. Yani bu da öğretmenlikten bahsetmiyorum hocam, lütfen adam memur ama yani. Hani bir departmanda sadece bir koltuk başında yazı işlerinden sorumluluktan bahsediyorum. Yani bir üretim yapmamaktan, bir hizmete dahil olmamaktan, bir şeye dahil olmaktan bahsediyorum. Öğretmenlik her ne kadar alt dediği gibi gözükse de bence memurluk değil gerçekten. Çünkü üretimin en temeli burada. O yüzden gerçekten öğretmenleri dışarıda tutabiliyoruz. Memurluktan kastımın farklı bir şey olduğunu hissetmeyip. Hani garanticilik değil de... Efendim hocam? Yani... Nesilden nesile buradan geçiyorsun senin. Mevzu bence garanticilik değil de sanki biraz daha risk almakla alakalı. Hani zaten Allah riske vekildir, yani risk alınan vekildir. Bu konuda bence biraz da buraya yönelmek gerekiyor diyorum. Biraz genetik bilgilerimizle belki Birinci Dünya Savaşı'ndan geçtik, İkinci Dünya Savaşı'ndan geçtik, kıtlıklardan geçtik, göçlerden geçtik. O yüzden genetik bilgilerden ben annelerimizi haksız görmüyorum. Onlar bize doğru yönlendirme yapıyorlar kendi bilgilerince. Fakat zamanımıza göre yetiştireceksek de rızkın 10'da 9'unun ticarette olduğunun bilinciyle ben çocuklarımızı, gelecek nesillerimizi bununla ilgili motive etmemiz gerektiğini düşünüyorum Eyüp, ben de. Haklısın ya, aynı görüşteyiz. Babam da aynı şeyi söylüyor bana, aynı bunları söylüyor. İşte annem daha çok korumalı, babam git derdi bana sağ olsun. Ben de o anlamda şanslıyım. Ticaret rizikodur, %50, %50 çıkabilirsin de batabilirsin de. Ama rızkın 10'da 9'u ticarettedir, devam et dedi diye onun da telkinleriyle rahat hareket ettim. Annemi çok karıştırmadık bu dünyada, özür diliyorum annemden. Öyleyim. Teşekkür ederiz, çok sağ olsun. Var mıdır başka? Önde bir var. Önde bir tane. İkinci sıradaki. Öncelikle hocam, benim ailem akademiye, yani eğitime fazla önem veriyor. Bana mesela para konusunda şeyler der, sen parayı dert etme, okulunu oku. Yani işim mesela akademisyenlikle mesela örnek veriyorum sizin verdiğiniz sözlerinden. Yani öğretmenliği bırakıp ben ticarete gireceğim desem muhtemelen izin vermezler. Şey der yani, sen işte eğitimle devam et, parayı dert etme. Genelde yani, ailemin bana verdiği şey bu. Peki sen ne hissediyorsun bununla ilgili? Sen akademisyen olmak istiyor musun? Akademisyenlikten ziyade ben eğitimin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani benim çünkü ticaret yaparsam yani faydam olur illaki insanlara ama eğitim ayrı bir şey yani. Ki bizim ailede eğitim biraz daha şey yani. Annem işte yine eğitimci, kurakmış hocası, babam akademisyen, doca. Biraz haline gelen bir şey de var yani onun üstüne. Genleri işlenmiş o zaman. Evet. Hem fikirseniz de en güzel zaten en güzel, aslında tabii canım. Yani en doğru seçenek girişimcilik demiyoruz zaten. Yani karakter olarak belki masa başı işte mutlu olacak bir arkadaşımız vardır. O zaten oraya devam etsin. Akademi yönünde kuvvetli bir arkadaşımız vardır, orada olsun. Sadece girişimci olmak isteyenlerin engellendiği bir dünyada engellenmemesi tarafındayız. Ki rızık garanti. Onu da hayatımda test etmiş biri olarak söylüyorum. Gerçekten garanti elhamdülillah. Mesela annemin o korumacı yapısı babamın serbest şeyiyle beraber 2010 yılında istifa ederek depocum.net'i kurduk. Depocum.net'i kurduktan sonra genelde tanıdıklarımıza satış yaparken arkadaşlar ilk satışımızı bağımsız bizi bulan satış elektrik süpürgesi aldı Üsküdar'dan bir abla. Gidip kendim teslim ettim. Dedim ki abla sen bizi nereden buldun? Çünkü ben bulamıyorum. O da dedi işte internetten aradım. 10. sayfada falan bulmuş da almış bizden artık. Nasıl aramalar yapıyorlar insanlar. Öylelikle depocum.net'e adım atmış olduk. Kendimizi geçindirir hale geldik. Çok da sermaye koymadık açıkçası. İnternete giriş yapmak kolaydı. Halen kolay. O dönemler biraz daha dutluktu. Ekosistemde çok fazla bu konuyla ilgili çok büyük yoktu. Hani hepsi burada gitti gidiyor gibi bir iki tane büyük vardı ama devler yoktu. Onların arasından sıyrılarak güzel bir noktaya geldik, depocum.net. O zamanlar işte kendi XML yapımızı kurduk. İki arkadaş 100 bin kalem ürünü satabilir hale geldik. Sonra büyüdük,
bir eve kendi evimize idare ediyorduk. Başka bir eve, 2+1 yere çıktık. Bir arkadaş istihdam ettik. Ya çok güzel, bu işi de öğrendik. İyi banka anlaşmaları yapıyoruz, iyi satın alma anlaşmaları yapıyoruz, iyi kargo firma şeyleri yapıyoruz, anlaşmaları yapıyoruz. Bir ego yüklemesi geldi, biz bu işi iyi biliyoruz tarzında. Ego tehlikeli. Sonra ikinci sırada yer alan pratikev.com diye küçük ev aletleri dikeyinde pazar lideri, bizim en az 10 kat büyüklüğümüzde bir şirketin satılacağını öğrendik. Zarar eden bir yapı, zarar eden bir yapıyı satın almanız durumunda o zararı üstünüze almış oluyorsunuz. Fakat bizde o ego var ya, hani ya biz burayı düzeltiriz egosuyla. 12 ay sonra ödemek şartıyla 18 taksitle acayip bir borcun altına imza attık. Ama kimseye de istişare etmedik. Şimdi istişare etsek bizi vazgeçirirler diye korkuyoruz. Bir taraftan kendimize çok güveniyoruz. Aslında çevremizde istişare edebileceğimizde en az 5 kişi var bu işin uzmanı ama etmedik. 2 hafta içinde o borcun altına imza attık. Karşı taraf bizi kazıkladı. Sonradan fark ediyoruz. Kazık yedik fakat hani o zarar eden yapıyı kâr eder bir yapıya dönüştürmeye çalışıyoruz hızlı bir şekilde. Her ay tabii küçük küçük de olsa zarar ediyor. O bizim ticaretimizi yavaşlatıyor, zorlanıyoruz. Baktık ki bu iş sermayesiz olmayacak. Bir yerden sermaye bulmamız gerekiyor. Yatırımcılarla görüşmeye başladık. Şu an yapmış olduğum, yani bulunduğum ekosisteme aslında girişimciyken girdim. Girmek nasip oldu. Türkiye'deki bütün melek yatırımcılarla, venture capital dediğimiz risk sermayesi dediğimiz böyle para sahibi insanlarla tanışıp kendimizi anlatıyoruz. İşte 1 milyon liraya ihtiyacım var, %20 hisse vereceğim. Aa çok iyi, iyi gençlersiniz. Biraz sizi takip edelim. Olmaz diyenler var. Nasıl yani 1 milyon lira istiyorsunuz ama o zaman gerçekten 1 milyon lira istiyorduk. %51'ini almayacağız, yönetime de karışmayacağız, sadece %20 mi hisse vereceksiniz diyen yani geleneksel ekonomideki arkadaşlarla da muhatap olduk. Yurt dışındaki birçok yatırımcıyla da görüştük. 3-4 tanesi de böyle uzun vadeli bir iletişim sürdürdük. En son bir tanesi ile imza aşamasına gelirken Almanya'dan bir rakip geldi, evim ister diye bir web sitesi kurdu. İyi bir yatırımcı gruptu, para yakmak için geldi, çok belli. Benim personelimi aldı, tedarikçilerime peşin para vererek aslında fiyatı yükseltti. O esnada Suriye problemi oldu, böyle hayattaki nasip parametreleri orada negatif döndü bende. Ve yatırımcı grubum dedi ki ya rakıt grupla bizim rekabet etme şansımız yok, o yüzden Lokman kusura bakma biz yatırım yapamayacağız. Para yakmayla yarışamayız onlarla. Yakacağız ama o kadar da çok yakamayız. Bizdeki sıkıntı da ayda 600-700 bin lira ciro yapıyoruz. 1 milyon liraya çıkartırsak kâr etmeye başlayacağız. 1 milyon liraya çıkartabilmek için pazarlama bütçesine ihtiyacımız var, o yüzden yatırıma ihtiyacımız var. Yapı mesela 20-25 kişilik bir yapıyı 9 kişiye düşürdük. Aynı ciroları yapıyoruz. Kârlılığımızı arttırdık, kampanyaları arttırdık. Yani şirkete yönetsel manada çok şey kattık fakat o başa başa çıkartamadık. Yatırımcı da yatırım yapmıyoruz deyince zaten zarar eden bir yapıydı. İflas etti, güzel bir duvara tosladık. Sonra büyük bir iflas mıydı? Büyük çünkü iflasın da farklı boyutları var. Bankalar size daha kredi vermiyor veya işte belli noktalarda şirket kurduğunuzda bir sürü engellerle karşılaşıyorsunuz. Hepsini yaşadık. Bankalar kapıya geldi, yani bütün bankalarda kredibilite benim yüksek olduğu için bütün borçlarda benim bireysel imzam var. O yüzden bütün borçlar bana geliyor bankada. Tedarikçilerle Zahit uğraşıyor, bankalarla ben uğraşıyor gibi böyle ikiye böldük ama borcumuz büyük. Yani iki ev kaybettik denilebilir o dönem. Böyle bir sıkıntılar. Girişimci tatlı da popüler anlatıyoruz burada keyifli ama bir taraftan sıkıntılı. Sen kaç başladın? Şamil'e sorsak hatırlar mı? Şamil hatırlar mı bilmiyorum. 5 yaşındaydı Şamil. Küçüktü yani. ne oldu? Güzel bir, yani iflas gerçekten sert bir iflastı. Çünkü bankalardan kredi anlaşmamız yok. Olay şu, sanal post dediğimiz bir şey kullanıyoruz. Ne yapıyorsunuz alışveriş yaparken? Kredi kartı bilginizi giriyorsunuz ya. O banka parayı tüccara yolluyor, yani bize yolluyor, pratikev.com'a yolluyor. Ben son 2 hafta paraları aldım, borçları ödedim fakat ürünleri göndermedim. Müşterilere dedim ki gidin bankadan isteyin, hakkınız var. Müşteriler bankadan aldı parasını, sonra bana döndü. Bu müşterilere ben iade ettim ama para nerede, yok dedik. Öylelikle bir iflas yaşamış olduk açıkçası, Türkçesi. Bu anlamda müşterileri mağdur etmeden bankaları mağdur ettik diyebiliriz. Sonra şimdi hata ne burada? İstişare etmemek. Aslında günün başında pratik evi satın alırken istişare etseydik yüksek ihtimalle çok daha ucuza bize satardı. Çünkü o adam kurtulmak istiyordu. Biz orada elimizin o kadar kuvvetli olduğunu sonradan yatırımcı olunca fark ettim. Orada istişare etsek büyük ihtimalle bizi çok daha rahat hareket edecek şekilde bir satın alma sözleşmesi imzalattırabilirdi. Ya da vazgeçirebilirlerdi gerçekten. Kötü arkadaşlar almayın, cahillik etmeyin tarzında. Olanda hayır var. Ama istişare etsek farklı bir hayat çizilebilirmişmiş.
Tabii olan da hayır var. Ben çok mutluyum şu anki hayatımda. Ama istişare önemli. Bu anlamda yani KAYM gibi bir vakfımız var. Mezunlarınız geliyor. Burası da bir istişare makamı. Abileriniz var. Hocalarınız var. Acayip bir istişare mekanizması içindesiniz. İstişare etmekten geri durmayın arkadaşlar. Yoksa gol yiyorsunuz hayatta. O istişareyi mutlaka vurgulamak istiyorum. İlk vurguladığım şey tecrübeydi ve istişare. Bu anlamda ben istişareden kaçardım. Çünkü 5 kişiyle istişare ediyorum. 5'i de farklı bir şey söylüyor. Hangisini yapsam diğeri kırılacak gibi düşünürdüm. Sonra bir psikolog arkadaşım dedi ki ya istişare mesela annemle de istişare et. Ben annemden kaçardım istişare etme konusu. Çünkü hep negatif etti. Annem dedi en kötü senaryoyu sana çizer. Onu bir yazarsın ve ona karşı da bir hamle hareket edersin. İstişare etmekten kaçınma demişti. O yüzden arkadaşlar istişare etmekten gerçekten kaçınmayın. Hayatınızda istişare önemli. İstişare bereket geçiyor gerçekten. Tabii iflas edince hemen istişareye başvurdum. Bir iflastan uzman bir avukatla istişare edip ya gençler de bu borç çok büyük değil dedi. Biz neleri iflas ettiriyoruz? Öncelikle ödeme niyetiniz varsa ödersiniz dedi. Sonra bankalara dair yapmamız gerekenleri anlattı. Tüccarlara karşı yapmamız gerekenleri anlattı. Çok şükür biz borcumuzu bu sürece yayarak ödedik ve hani bankalarla o istişare sonucunda faiz bile ödemeden ana parayı uzun vadede ödeyerek falan gibi senaryolarla çıktık bu işin içinden. Şeye gelince depocu nete bir geri dönmek istiyorum. Odaklanma konusu. Hani 2008-2009'da biz bir taraftan Exim'de çalışırken, Exim diye bir holdingde çalışırken bir tarafta da depocu netle uğraşıyorduk. Ama iki tarafa da yani depocu nete odaklanmadığımız için başarı çok geç gelmiş. Onu fark ettik. 2010'da istifa ettikten sonra bir ayda aslında bir yılda yaptığımız ciroya erişir hale geldik. Çünkü çağrı merkezi kurduk. Ürünleri aynı gün sevk etmeye başladık. Kargolar daha hızlı oldu. Odaklanmak da çok kıymetli. O yüzden odaklanarak iş yapma, aynı anda birçok farklı işin peşinde koşmaktansa odaklanıp bir işin üzerine koşmanız önemli. Şu an odaklanmanız gereken konu ne diye sorsam? Öğrencilik derdim. Hele ki üniversite sınavına doğru yaklaşırken yapacağınız iş öğrencilik şu anda. Birçok hobiniz olsun. Hobiler çok kıymetli. Hayata renk katıyor. Vaktimiz de bol. Her ne kadar bizi vakitimizi bölen dış şeyler çok artmış olsa da geçmişe göre yönetebilirsiniz. Odaklanmalıyız. Ne iş yapıyorsak odaklanırsak başarı geliyor. Onu da tecrübe etmiş oldum. Depocu pratiğe batırdık. Bitmedi. Zarafet.com başladı bu sefer de. Üçüncü sırada Zarafet.com var. Şimdi ticarette bayağı bir know-how'ımızı, bilgi birikimimizi arttırdık. Ya beyaz yakalılık çok gelmedi bana. Çalışmak istesem iş bulabilirdim oradaki tecrübeyle. Bir tekstil firması teklif etti. Gelin beraber ticaret yapalım. Size küçük bir hisse verelim, ücret de verelim. Geçinmenizi sağlayın. Aynı zamanda uzun vadede beraber neler yapabiliriz diye. Moda Nisa diye bir şirket var. Belki biliyorsunuzdur. Moda Nisa'ya o dönem biz ürün verirdik. Bayağı iyiydi. Tedarik ağımız falan. Moda Nisa'da yeniydi. Zarafet.com'u kurmak nasip oldu. Kurduk, hayata geçirdik. İşte tekstil firmasının stoklarını güncelledik. Finansını düzelttik. İşletme mühendisliği yaptım o dönem. Hayata geçerken bu sefer Etohum, yani 2012 yılında, 2013'teyiz şu anda. Etohum iş teklif etti. Etohum'da beraber para batırdığımız yatırım şirketi. Parasını aldık. Yatırımcı ararken küçük yatırımlar almıştık açıkçası. Onun parasını bir güzel iflas anında batırdık ve haliyle beraber ona da parasını ödemedik. Çünkü yatırımcımızdı, ortağımızdı. O dedi ki ya Lokman sen bütün hayatını tecrübe ettin, bu girişimciliğin bizim de yatırım yapıyoruz, girişimcilerle ilgilenecek bir arkadaşa ihtiyaç var. Acaba beraber çalışabilir miyiz? Etohum da bizim dünyamızdan insanlar değildi. Ya dedim Burak Hocam, o zaman kendisi hocalık da yapardı. Dedim hani benim sabah namazım vardır, cumamız vardır, şu vardır, bu vardır. Böyle biraz da 28 Şubat sürecinin şeyini de geçirmişiz. Hani bunlar sonra sıkıntı olmasın mı? Yok Lokman, biz seni biliyoruz. O yüzden gel beraber çalışalım ki çok da güzel çalıştık. Bu anlamda kimliğimizi saklamamak çok kıymetli bence hayatımız boyunca. O bizim üzerinde durduğumuz önemli temellerden bir tanesi. Ama işimizi de iyi yapmalıyız ki insanlar tercih etsinler. O kısımda önemli. İşimizi iyi yapma kısmı benim hayatımda hani denk gelen çok daha güzel işlerini yapan insanlarla tabii karşılaşıyoruz. Benim hayatımda karşılaştığım noktalardan biriydi. Öylelikle aslında girişimci taraftan yani yeşil taraftan maviye yani yatırımcı tarafına geçmek nasip oldu. Olan da hayır var. Pratiğe devam etseydi zor zaramet. Belki şu an hala ayakkabı kolluyor olabilirdik çünkü çok zor e-ticaret arkadaşlar. Hele ki şu an Trendyol gibi devler varken e-ticarete girmek sakıncalı bir basit bir girişimci hikayesi değil. O yüzden oradan yatırımcı tarafına geçtim. Etohum tarafına. Etohum da aslında şeyden geliyor. Tohum yatırımdan geliyor ve
girişimcilere küçük küçük 20 bin yatırım yapıp onlardan acaba hangi filizler çıkacak diye takip eden bir girişimcilik programıydı. Orada 2 yıl kadar çalıştım. Yine sıkıldım haliyle. Tekrardan acaba girişimcilik olur mu diye. O 2 yıl boyunca neredeyse her yıl 5000 girişim inceledik. 400 tanesine eğitim programlarını aldık. 40 tanesine yatırım yaptık. Birkaç tanesini yurt dışına götürdük. Startup Turkey, Startup İstanbul gibi girişimcilik etkinlikleri dizayn ettik. Yurt dışından misafirlerimiz geldi. Bu yaptığım işin çıraklığını yaptım. Yine çıraklığa vurgu yapıyorum. Çünkü gerçekten sabahtan akşama bir işin uzmanı olamıyoruz arkadaşlar. Biraz zamanımızın o hızıyla beraber beklenti artıyor. Çok hızlı zengin olma, çok hızlı bilgiye erişme, çok hızlı bazı şeyleri elde etmeyle alakalı motivasyonumuz çok yüksek. Bizim de öyle zamanın hızıyla beraber ama olmuyor. Yani bir şeylerin demlenmesi gerekiyor. Çay demlemeyi bilen var mı aramızda? Biliyoruzdur, çayı severiz. Çay bile koyduktan sonra bir 15-20 dakika sonra içilebilir hale geliyor. O yüzden demlenme süremiz oluyor. Hayat da böyle. Demleniyoruz. Ben de özellikle yatırımcılık ve mentorluk kısmında Etoğlu'nda demlendiğimi hissettim. Sağ olsun Burak Hoca güzel güzel yetiştirdi. Şu anda bu mesleği yapıyor olmamı sağladı. Sonra yine istifa ettim. Ve kendi danışmanlık şirketimi kurdum şu 2014'ten 15'ten sonraki zamanda. Tekrar bir istifa. Ve bu sefer Kuveyt Türk başta olmak üzere birkaç tane şirkete büyüme üzerine danışmanlık vermeye başladım. Orada şöyle bir hikayem var. Büyük konuşmak üzere. Erken yaşlardasınız. Bu konuda uyarmam lazım. Etoğlu'da çalışırken Kuveyt Türk iş teklif etti. Dedi ki burada böyle bir yapı kuruyoruz. O işin başına geçer misin? Yöneticisi olur musun? Dedim ki ya benden bankacı olmaz. Ben olmayayım. Sonra bankacı oldum da. Bunun gibi böyle büyük konuşmalar vardır hayatımızda. Bir tane daha büyük konuşmam var. Bu sefer sene 2002'ye dönüyorum. 2002'de gitti gidiyor yeni kurulmuş. Gitti gidiyor'u bilen var mı? Kapandı mesela. Türkiye'nin ilk e-ticaret sitelerindendir. O zamanlar açık arttırma, ikinci el ürünler falan satardı. Elektronik haberleşmeden bir arkadaşım geldi ya gitti gidiyor diye bir site kurulmuş. Gel biz de bu tarz internetten satışları yapalım dedi 2002'de. Ben dedim ki ya beni dedim sanal işlerle uğraştırma. Ben dedim ürettim, ihracat, ithalat falan düşünüyorum diyerekten büyük konuşmuşum. Hayatımın hepsi sanal oldu. O yüzden böyle birkaç tane daha acaba büyük ne konuştum diye endişe ediyorum. Çünkü başıma gelecek illaki. Çok fazla büyük konuşmamak gerekiyor. Dün de bir arkadaşla konuşurken bilişim mühendisliğinde kim çalışır falan diye bilişim mühendisi Gebze'de bir teknoloji bölgesi. Dedim büyük konuşma, birkaç ay sonra seni orada görebiliriz. İşte bakıyor bir taraftan. Böyle büyük konuşmamak gerekiyor. Kuveyt Türk'e o an reddettim. Benden bankacı olmaz dedik. O zaman dediler ki danışmanımız o. Etoğlu'ma gittim. Burak Hoca dedim ya ben dedim yarı zamanlı Etoğlu'm yarı zamanlı danışmanlık yapsam olur mu? Olmaz dedi. Bana odaklanmış arkadaşa ihtiyacımız var dedi. Tabii tecrübe sahibi. Haklı da. Ben de olsam kabul etmezdim muhtemelen. Ama dedi iyi bir teklif bırakırsan da kırılmam. Güzelce ayrılmış oluruz. Böylece ilişkiyi de zedelemeden danışmanlık şirketini kurdum. Kuveyt Türk'ün bir hizmetinin büyümesi üzerine danışmanlık yapmaya başladım. E-ticaret işlerine danışmanlık yapmaya başladım. Böyle acayip bir mutlu hayatımız var. Güzel de para kazanıyoruz. Yani Etoğlu'ma gittiğim maaşımı iki gün çalışarak kazanıyor gibiyim. Böyle güzel bir noktaya geldik. Ve sizin büyük konuştuğunuz şeyler oldu mu hocam? Onu merak ettim. Mesela demiştim ki ya ne öyle masa başı iş. Yani ben o kadar mimarlık okudum. Ne ben memur muyum dedim. Ondan sonra bir büyük oğlum kucağıma alınca kendimi belediyede memuriyet yaparken buldum. Yani aslında evet ağzımızdan çıkana da dikkat etmemiz lazım. Oraya başlarken de aslında aynı hissiyatla başladım. Yani ben buraya geldim ama nasıl olacak acaba? Yani memuriyette ben yapabilecek miyim diye. Sonra ayrılırken mesela çok üzüntüyle ayrıldım aslında. Yani bazen istediğimizi zannettiğimiz bir şey günün sonunda sahip olduğumuzda hani üzüleceğimizi düşünüyoruz ama tam tersi bizi mutlu edebiliyor. Ya da mutlu olacağını, mutlu edeceğini düşündüğümüz bir şeyde sahip olduğumuzda mutsuz edebiliyor. O da aslında toy işte. Mesela ben bu cümleleri kurduğum zaman işte 22-23 yaşındaydım. Şimdi mesela 41 yaşındayım dönüp geriye baktığımda hani hiçbir tecrübemden pişman değilim ama işte tecrübe gerçekten hani parayla ölçülemeyecek değerli bir şey. İnsanın kendisini tanıması da aslında bu tecrübenin bir parçası. Yani insan kendini tanıdığını zannederken aslında tanımıyor. Yani şu an kendinizi çok fazla hiçbir alanda sınamadınız. Şimdi önünüzde tabii siz aslında bu cümleleri kurmak için sizin için de bayağı erken. Siz lise öğrencilerisiniz. Önünüze bir üniversite tecrübesi olacak. Sonrasında işte özellikle üniversitede yalnızca hani eğitim kısmıyla değil aslında kendinizi geliştirme ve kendinizi tanıma noktasında da inşallah güzel adımlar atıyor olursunuz.
O şekilde de kendinize siz de diyorum. Hani biz bunları anlatıyoruz. Hani biz küçükken şöyle bir şey vardı. Yani aman işte evladım şöyle yapma. Hani düşersin. Hani çocuğa dersin ki işte koşma düşersin. Ama o çocuk koşar ve düşer. Düştüğünde neyi anlar? Yani ben koşarsam, böyle bir zeminde koşarsam düşerim. Yani siz onu ne kadar uyarırsanız uyarın. Yani şimdi size bunları evet. Ne kadar anlatırsak anlatalım. İşte tecrübe önemli, istişare önemli desek de. Günün sonunda siz de kendi hatalarınızdan bir şeyler çıkarıyor olacaksınız. Maksat hani bir kulak dolgunluğu olsun sizde, bir farkındalık olsun. Yoksa dediğim gibi siz de kendi hatalarınızı yapacaksınız, kendi tecrübelerinizi edineceksiniz. İnsan hatadan mesul, yani hatayla oluşan bir şey gerçekten. Sonuçta hatalarımızla ders çıkara çıkara siz de bizim yaşamadığımız hataları belki deneyimleyeceksiniz. Biz yani, de sizi dinleyeceğiz sonra. Sizin tecrübeleriniz neler olacak? Kesinlikle. İnşallah o günleri göreceğiz hep birlikte. Değil mi ben? 93 senesinde okulun kapısına girdim 30 sene önce. Sanki bana dün gibi ama 30 sene önceymiş. Bir gün gelecek, bugün de alacağız. O zaman da siz belki de bizim yerimizde olacaksınız. İnşallah. Sizden biz tecrübelerinizi dinleyeceğiz. Belki o gün diyeceksiniz ki o zaman böyle böyle demiştiniz. Biz işte gülmüştük gıyabınızda. Ama hakikaten öyleymiş. Veya yo biz öyle değilmiş, tecrübe ettik. Biz şöyle bir yolda ilerledik ve başarılı olduk diyeceksiniz. Bir de zaman da değişiyor. İmtihanlar da değişiyor gerçekten. O dönüşümün hikayesi de devam ediyor ve dönüşüm çok hızlı ilerliyor. Yani oradan devam edeyim. Hayat çok güzel, danışmanlık güzel, mutluyuz, aileye daha çok vakit ayırabiliyoruz gibi gibiyken bu sefer MÜSİAD Genel Sekreterliği teklifi geldi. MÜSİAD Türkiye'nin en büyük iş adamları derneği. Oranın icrası, genel sekreter deyince şey oluyor ama bir şirketin genel müdürü, bir STK'nın genel sekreteri de aynı aslında. İcranın başındaki kişi, bütün personelden sorumlu olan kişi, oradaki faaliyetleri yapan kişi. Tabii kendi danışmanlık şirketini yaparken muhtemelen dışarıdan işsiz gözüyle bakıldığında teklifler geliyor. Ben mutluyum, ben danışmanım, gidiyorum, geliyorum, fatura kesiyorum ama yok. İnsanların gözünde şey, o adam teklifler gelirdi, MÜSİAD Genel Sekreterliği teklifi geldi, reddettim önce. Sonra babam biraz önce dediğim gibi genelde beni serbest bırakır, kendi kararlarımı kendim verdirir, hata yapmaya yaklaştığımda uyarır beni. O da bizim yanımızdaydı ve biraz gönlünün yattığını hissettim. Dedim çok fazla karışmaz, 40 yılda bir şeye gönlünü yattı, ben kabul edeyim. Böylelikle MÜSİAD Genel Sekreterliğini kabul ettim ikinci görüşmede. Böylelikle danışmanlık şirketini kapattım, tekrardan beyaz yakalı olduk. Ve MÜSİAD Genel Sekreterliği bir yıl kadar da orada STK'da bürokrasinin işine girmek nasip oldu. Çünkü daha öbür türlü girmek çok zordu. Birçok kurulda, belediye başkanı, iki başbakan eskittik. Binali Bey'le, Ahmet Bey'le çalıştık, Davutoğlu. Sonra Binali Bey'le çalıştık. Oradaki bakanlarla çalıştık, raporlar yayınladık. Kanunların daha yerli çıkmasına yardımcı olduğumuz bir dönemdi. Gerçekten çok memnunum, iyi ki yapmışız. Zorlandığımız yerler de oldu, STK yöneticiliği zor. Sonra bir yıl kadar genel başkanımızın da görev süresinin bitmesine yakın oradan da istifa ederek yine işsiz kaldım. O esnada adında Türk geçen birçok yerle görüştüm. İşte Türk CHE, Türk Hava Yolları, TÜFTAK, neresi vardı? Türk Telekom. Ama 15 Temmuz sonra süreçler, girişler zordu ve borcum vardı. Hala borç ödüyorum bu esnada. Süreçler uzun diye o esnada Kuveyt Türk'te ben gitmeden önce MÜSİAD'a, belki evreni kodlamışlar bilemiyorum. Sen MÜSİAD'da anlaşamazsın. Eğer anlaşmayı bırakacak olursan gel bizimle tekrar görüş demişlerdi. Ben görüşmemiştim ama davet ettiler sağ olsunlar. Dediler ki ya danışman ol ya da bak şurası boş buraya gelebilirsin, şurası boş buraya gelebilirsin. Tanışıklığın ve yine işimizi hasbelkader iyi yapıyor olmamızın verdiği güzellik diyebilirim bununla alakalı. Bu sefer dedim ki danışmanlık değil, personel olayım. Çünkü müşteri çok yormuştu, çok uzun bir çalışma hayatı vardı. Pazar günü çıkıyorduk yurt dışına, perşembe geliyorduk. Akşam, cuma sabah Ankara'ya gidiyordum, cumartesi geliyordum. Şahmiz kafa sallıyor, hala sitem eder. Şimdi evet doğru gün uğrayamıyordum. Şeyma doğmuştu, o büyüyor, büyümesine şahit olamıyorduk. Ne pahasına diye düşündüğümüz zamanlar bırakmıştık. Kuveyt Türk'te beyaz yakalı, tekrardan memur gibi çalışarak Kuveyt Türk'e girdim. Şu anda böyle son noktalara doğru yaklaştık. Kuveyt Türk beni gerçekten serbest bırakan bir yapı sağladı sağ olsunlar. Kendimizi edinmeyle alakalı kısımda, kendimizi ispat etmeyle alakalı serbest bıraktı. Sanki kurum içi girişimci gibiydim. Yine Etohum'da çıraklığını yaptığım işlerden, bu arada büyük konuşmuştum ya bankacı olmaz diye, al sana büyük konuşma bankacı oldum. Maaşım banka ödüyor. Kuveyt Türk serbest bıraktı, girişim bankacılığı yapmak istiyoruz dedi. Daha dedim bir girişimcilik merkezi kuralım, ben bu işlerle iyiyim. Al kur dediler, yetki verdiler. Adına sonradan Lonca dediğimiz, orada logosu var. Girişimcilik merkezini kurmak nasip oldu. Girişimcilik merkezi ne yapıyor? Girişimci olmak isteyen girişimcilerin fikirlerini topluyor. Oradan
kendiyle işbirliği yapabilecekleri ya da değer gördüklerini alıyor, eğitiyor, mentorluk sağlıyor, hibe veriyor, para veriyor, çalışma alanı veriyor. Yeter ki büyüsün. Büyüdükten sonra da hadi devam edin hayatınıza tarzında. Biraz sosyal sorumluluk gibi de, biraz da kendisine de belki müşteri ya da proje çözümcüsü olacak tarzda bir girişimcilik merkezi kurduk. 2008'li yıllarda bunlarla alakalı hiç oyuncu yoktu. Türkiye bu konuyla alakalı çok güzel bir yere geldi. Çok fazla girişimcilik merkezi var. Liselere özel de hizmet veriyorlar. Daha çok üniversiteden yeni mezun arkadaşlara yönelik. Lonca bunlardan bir tanesi. Fikri olan arkadaşlar yeter ki girişimci olsunlar diye fanusta birazcık büyütüyorlar. Sonra açıyorlar. Yeterli büyüklüğe gelmişse büyüyor ve ilerliyor. Birçok bildiğiniz örnekler şu an işte teknoloji şirketlerin bazı bir kısmı buralarda kuluçka edildi ve buralardan büyüdü. Biz de o tarz bir hizmet sağlayalım. Ben çektiğim çileleri başkaları çekmesin diye girişimcilik merkezi kurdum. Kuvvet Türk'ün destekleriyle, Kuvvet Türk'ün tabii markası olacak şekilde. Orayı büyüttük. Büyütmek nasip oldu. Kuvvet Türk diğer bankalardan farklı katılım bankası, prensipleri İslami bankacılık ve bu anlamda sadece girişimcileri böyle desteklemek, eğitim vermek yetmez. Onlarla kar zarar ortaklığıyla da işler yapmalıyız diye. Bunun şu anki enstrümanı fondur. Orada GSYF yazıyor. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu. Hani ben yatırım aramıştım da olmamıştı ya. Bari çevremizi arayanlar varsa kaliteli onlara para yatıralım tarzında. Fon kurduk. 10 milyon lira büyüklüğündeydi. Her bir girişime 1 milyon lira civarında para yatırıp benim aradığım tutarlardı. %5, 10, 15 hissesini alarak ortak yaptık. Onların büyümesine şahit olduk. Çok güzel gitti işler. Tekno Girişim, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ilk fondu. Orada ne arıyorduk? Kaliteli girişimci arıyorduk. İşini iyi yapan insan arıyorduk. Ve iyi iş arıyorduk. Ama önce insana bakıyorduk. İstediği kadar proje çok iyi olsun. Ama girişimci iyi değilse yatırım yapmıyorduk. Ama iyi insan bulursak, projeyi iyileştirebilecek olursak kötü projeye bile yatırım yaptığımız olurdu, onu beraber dönüştürelim tarzında. O yüzden gerçekten işini iyi yapan insan az. Şu an yönetici olarak da bunu şahit oluyoruz. İşinizi iyi yapmanız durumunda gerçekten aranan arkadaş oluyorsunuz. İşimizi iyi yapmakla mükellefiz. Biz de yatırımcı olarak işini iyi yapan girişimci arayışındaydık. Birinci fonu bitirdik, yatırdık. 10 şirketler satılması sonrası o fon para kazanacak. İş iyi gittiği için ikinci fon Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruldu. Altta Lonca. Lonca bu arada ahlak teşkilatlarından gelen bir isim. Genelde bizim startup ekosistemi dediğimiz yabancı ekosistemde genelde İngilizce tabirler kullanır ama Lonca adını bulduk. Sevindik çünkü aynı meslek gruplarının bir arada bulunduğu yer manasına geliyordu Lonca. Onu yenilemiş olduk. Zaten startupların bir arada bulunduğu yer gibi. O yüzden kendi kültürümüzden isimler, kendi kültürümüzden imzalar atmaya da çalışıyoruz. Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu da 2021 yılında kurduk. Sonra 2022 yılının Şubat ayında bir telefon geldi. Ben açmadım o telefonu. Böyle hafta sonunda telefonları açma huyum var bazen. Şey oluyor. Pazar günü tekrar aramışlar. Dediler ki Türk Hava Yolları'nda bir dönüşüm içindeyiz. Ahmet Bey, YK Başkanı oldu. İnovasyon'a da dışarıdan bakan fakat kültüre de aşina bir arkadaş arıyoruz. Acaba buraya gelir misiniz dediler. Şubat ayında. Çok şükür bu kendi insanın gururunu okşayan bir şey. Dışarıdan davetin gelmesi ya da o göreve sizi aday olarak görmeleri. Tabii 3 aday verilecek. O yüzden olur ya da olmaz belli değil diyerekten benden CV'mi istemişlerdi. Kuvvet Türk'te de 5. yılımı tamamladım. Sıkılmıştım. Her ne kadar eğlenceli işler yapıyor olsak da dönmeye başlamıştık. Son bir yılın bak şurayı da yapalım, burayı da yapalım, şurada geri kalıyoruz gibi tavsiyelerle geçiyordu Kuvvet Türk üst yönetimine. Onlar da stratejik olarak uygun görmüyorlardı. Gerçekten sıkılmaya başladığım bir dönem, acaba istifa mı etsem falan diye düşündüğüm, hazırlık yaptığım bir dönemde Türk Hava Yolları'ndan teklif geldi. Bir yıldır da Türk Hava Yolları'nda kurumsal inovasyon ve projeler başkanı gibi böyle bir havalı title verdiler ama yenilik peşinde koşan birimiz diye aktarıyorum arkadaşlarımızla beraber. Yenilikleri ağlamaya çalışıyoruz, onlardan proje çıkartmaya çalışıyoruz kurum içinde. Kurum içindeki insanların bütün fikirlerini toplamaya çalışıyoruz. O fikirlerden projeler çıkartmaya çalışıyoruz. Fikrini paylaştın diye altın ödülleri vermeye çalışıyoruz. Bir ödül sistemimiz var. Kurum dışından, şirket dışından şirketlerin fikirleriyle işbirliği yapabilir miyiz diye gözlemimiz var. Başvurular açıyoruz. Hani Lonca gibi şimdi terminali kurduk. Terminal hızlandırma programında girişimcileri desteklemeye çalışıyoruz. Böyle hayatım. Çok şükür ki. Bu arada sadece THY'de değil dışarıda İTÜ Çekirdek gibi, BTM gibi girişimcilik odaklı birçok yerde girişimcilere destek olmaya çalışıyorum ki beni çok güncel tutuyor. Çünkü işimizi yapmakla mükellefiz. Masa başındayız ve bazen uzak kalabiliyoruz. Uzak kalmamanın da en güzel yöntemi dokunmak. Dediniz ya sizden öğreneceğiz diye. Ben birçok fikri, birçok iyi işi girişimcilerden öğreniyorum gerçekten. Onlara büyüme konusunda, pazarlama konusunda destek oluyorum ama onlardan da teknoloji konusunda beslenmek çok mutluluk veriyor. Bizi çok güncel tutuyor.
O tarz bir iş yapıyoruz. Bir taraftan da burası tabii hayatımızı kazandığımız, bize maaş veren yer. Ama hayat sadece iş değil. İşim kurumsal sosyal sorumluluk gibi, mutluyum. Fakat bir taraftan da tabii ki bilgi birikimimizin zekatını da vermeyle alakalı STK'lara destek olmaya çalışıyorum. T3 Vakfı'nı biliyorsunuzdur. Teknofest'e katılan arkadaşımız var mı? İyi. Çok güzel. Tebrik ediyorum. T3 Vakfı'nın yönetim kurulu üyesiyim. Bir taraftan sizin gibi gençlerle daha dip dalga oluşturup gelecekte çok daha büyük işler yapmanın peşindeyiz. Orada T3 Vakfı yönetim kurulu üyesi olarak destek olmaya çalışıyorum. Bir taraftan yine İTÜ İşletme Fakültesi mezunun kurduğu bir vakıf var. Hamilik Okulu Vakfı diye. Orada hamilik yaparak, arkadaşlarımızın usta çırak ilişkisini yaşatarak, ben de çıraklarıyım. İlk mezunlarından o vakfın. Aynı zamanda benim de çıraklarım var. Onları yetiştirmeye çalıştığımız bir sürecimiz var. Bunlar da bizi besliyor. Bu dünyaya karşı sorumluluğumuz gerçekten yüksek. Yani bu şekilde bir hayat doğrusunda bugün de buradayız. Sizlerle beraberiz. Bilmiyorum bu konuda sizler nasıl devam edersiniz başkanım. Biz böyle birbirimize başkanım diyoruz arkadaşlar. Kurumun getirdiği bir şey. Kübra Hanım bizim başkanımız, eğitim başkanımız. Böyle birbirimize başkanım yapıyoruz bazen muhabbetli bir şekilde. Ben aslında biraz sizi dinlemek istiyorum. Mesela böyle aklınızda bir şeyler kurguluyor musunuz? Gördüğünüz şeyle. Çünkü siz teknolojiyle bize göre çok erken tanıştınız. Yani ben ilk bilgisayarım olduğu zaman ben 17 yaşındaydım. Yani tabii bilgisayar kullanmayı biliyordum ama yani kendi bilgisayarım olmasa 17 yaşını buldu. Ama bir teknolojiyle herhangi bir şeyle erken tanışmak çok farklı. Yani mesela hackerların da şu an yaş ortalamasının çok ne kadar düşük olduğu konuşuluyor. Sizin de böyle teknolojiye dair fikirleriniz var mı? Veya arkadaşlarınızla bir araya geldiğiniz böyle... Çünkü bildiğim kadarıyla buradan da demin Teknofest'i andık. Bildiğim kadarıyla buradan da bir takım çıkmıştı. Birkaç takım çıkmıştı birkaç hatta. Birkaç takım çıkıyor bildiğim kadarıyla. O takımlardan olan arkadaşlarımız var mı aranızda? Teknofest'e katılanlardan. Arkadan geldi. Mesela neler yapmıştınız aslında sizi dinlemek isteriz. Bir mikrofon verebilir miyiz ona? Yani hem fikrinizi duymak isterim hem de mesela oraya katılmak size ne kattı? Ne tecrübeler edindiniz? Biz liseler arası sabit kanat İHA yarışmasına katılmıştık. Ve liseler arası döner kanat İHA yarışmasına katılmıştık. Döner kanat İHA yarışmasında Türkiye birinciliği kazanmıştık. Maşallah. Bir de su altı yapan arkadaşlarımız vardı. Onlar da yarışmaya katılmışlardı. Toplamda sanırsam 5 takım çıkarmıştık geçen sene. Bu sene de yine o civarda takım çıkardık. Gene işte sabit kanat İHA yarışı yapıyoruz, döner kanat İHA yapıyoruz. Tabii yarışmaları bu sene birleştirdiler liseler arası yarışmaları. Öyle devam ediyoruz. Ondan önceki sene de birinciliğimiz vardı. Bu sene de inşallah katılacağız. İnşallah. Peki böyle bir süreçte yer almak sana ne kattı? Kişisel olarak veya yani arkadaş grubunuzda hiç düşündünüz mü? Yani bir projeye hazırlanmak, onu sunmak, bir yarışmada bulunmak? Yani şöyle oldu. Yaptığımız işleri takım olarak yaptığımız için, takım içinde çalışmayı öğretiyor. O açıdan güzel oldu. Bir de işler çok uzadığı için, bazen geceye kadar da arkadaşlarla beraber çalıştığımız için, sürekli bir çalışma içinde olunca artık çalışma işi kafada normalleşmeye başlıyor. O güzel bir şey oldu. Yani bir şey tutkuyla bağlanmak galiba değil mi? İşin anahtarı. Birinci de olduğumuza göre, demek ki arkasında başarılı bir ekip vardı, başarılı bir çalışma vardı. Evet. Aslında birinci olan arkadaşların içinde ben yoktum. Bizim birkaç tane takımımız var. Birinci olan arkadaşlar döner kanat yapıyorlardı. Biz sabit kanat İHA yapıyorduk. Biz dördüncü olan takımdık. Onlar birinci olmuşlardı. Farklı kategorilerdeydik. Ondan önceki sene de birinci olan takımımız vardı. İki sene üst üste olduk. Senin görevin neydi ekipte? Ben tasarımdan, üretimden sorumluydum. Ama genel olarak takım içinde görev tanımları biraz esnek olarak gelişebiliyor. Yani tasarımdan sorumluyuz ama mesela arkadaşlarımızın işi var, işte gelemediler veya hastalar, onlara da yardımcı oluyoruz yani. Bu çok güzel bir kabiliyet. Şu yaşta ekip içinde görevlerinizin olması, 4-5 arkadaşın farklı görevleri bir araya getirip bir ürün çıkartması gerçekten aradığımız bir özellik bizim bir yönetici olarak ekipte. Ve bulmakta zorlanıyoruz. O yüzden şu an böyle bir projenin içinde yer almanız falan harikulade güzel bir özellik. Sorumluluk almak güzel bir özellik. Boşluğu doldurmak güzel bir özellik. O yüzden Teknofest ve benzeri yarışmalar gerçekten kıymetli. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Aslında bu dönem için bir girişimcilik yani. Lise öğrencisi için girişimcilik örneği böyle yarışmalara katılmak aslında. Kesinlikle. Çünkü hani şu an için sizin sermayeniz yok, belli bir bilgi birikiminiz yok.
Bu tip yarışmalar aslında tam bir girişimcilik örneği. Peki mikrofon hala arkadaşta mı? Heh, o tarafa mı geçti? Diyecektim ki geleceğe dair ne düşünüyorsun? Yani ne olmak istiyorsun? İlerideki hedefin nedir? Ya tam kesin olarak karar verebildiğimi söyleyemem açıkçası. Ama makine mühendisliği okumayı düşünüyorum sanırım. Büyük ihtimalle de makine mühendisi olurum diye tahmin ediyorum. Ama kesin bir şey söylemeyeyim yine de. Hala karar verme aşamasında. Kaçıncı sırası? 11. sınıf. 11. sınıf, okey. İstişare etmek istersen mezunlarla tanışmanı tavsiye ederim. Biz de bir mezun olarak yardımcı olmak isteriz. KM de burada aynı zamanda. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Bir şey var mı mikrofonda, evet. Bu arada benim sesi laptopa bağlama imkanımız olabilir mi? Ana kumandada biri varsa. Küçük bir ses var, onu sormak istiyorum. O yüzden eğer mümkünse tabii. Sizdeyiz. Öncelikle merhabalar. Ben biraz daha kişisel gelişim olarak ilerledim bu dönemde. 10. sınıfın 2. döneminde başladım. Ben bir oyun geliştiricisi olarak oyun geliştirmekteyim şu zamana kadar. Bu kapsamda teknolojiyle alakalı ve yazılımla alakalı gelişimin oyun geliştirmeyle alakalı oldu diyebiliriz. 2023 yılının Şubat ayında Steam, yani oyun platformu üzerinde yayınladığım oyun, arkadaşların da bildiği üzere şu anda 40 kişi tarafından satın alındı. Harika, satın alındı. Evet. Bunların kaçı tanımadık insanlardı? Efendim? Tanımadıklar vardır. Çoğunluğu tanımadık mıydı? Ya birçoğu galiba tanıdıklar ama yine tanımadık insanlar da olur elbette ki. Olsun ya, ilk müşterini kazanmak o kadar zahmetli bir şey ki tebrik ediyorum, gerçekten çok güzel. Kaç liraya satıyorsun? 10 liraya. 10 liraya satıyorsun. Harika bir tecrübe olmuş. Oyun nasıl? Oyun FPS single player oyunu. Aslında bir CIA ajanısınız ve bu kapsamda ilerleyen bir oyun yapısına sahip diyebiliriz. Oyun adı ne? Oyunun ismi Operasyon Eronta ya da Operation Ora... konuşamadım. Eronta da yazsanız Steam'de çıkabilir. Operation Europa. Eronta. Ses var. Sunum içine gizli. Sadece bir sesi verseniz yeterli olur. Tebrik ediyorum. İsim neydi? Kerem. Kerem, çok teşekkürler. Mutlu oldum. Yani şu an üretmek çok önemli. Oyunu da üretmeniz, hizmeti sunmanız, kendiniz kodlamayı öğrenmeniz, satamasan bile problem değil. Onu bu noktaya getirmiş olmam mükemmel. Tebrik ediyorum. Üretmek kıymetli. Teşekkürler. Şu sesi bilen var mı? Şamil söylemesin, o bilir, çok dinledi. Bilen var mı bu sesi? Nedir? Başka? Nedir? Yok, hayır. İlk bilgisayarların çıkarttığı ne zamanki sesler? Yani tabii bilgisayardan çıkıyor günün sonunda ama niye çıkıyor ses? Arkadaşlar bu ses, ben söyleyeyim ya, çok enesan bir başkanım, ben söyleyeyim. Bu sesi bilenler belli bir yaşın üzerindeki insanlar oluyor, ne evde? Ya o yüzden sizin de aranızdan bilmemeniz normal. Nedir başkanım? Siz biliyor musunuz? Önde bir tık daha yaşıyorum. Kayıtlardan. Bu ses arkadaşlar, nedir hocam? Sene 99-2000, evde bilgisayarım var, geceliğin internete bağlanmaya çalışıyorum. Bu sesi duymadan internete bağlanamıyorsunuz. Bu sesi kapatamıyorduk. Bu ses internete bağlanma sesi arıyor. Mutluluk sesiydi bizim için. Evet, bir de şimdi bu bazen şimdi bu düzgün çıkıyor. Bağlanamadığı zaman bu sesler bozuyor. Bu cızırtıların, yani bu duyduğunuz seslerin böyle anormal çıkması halinde bağlanmadığını anlıyoruz. Şimdi şu an siz belki de algılayamıyorsunuz ama bizim için bu kadar güzel bir ses, yani bu bağlandığını gösteriyor. Yani bu ses olmadan internet yoktu arkadaşlar. Şu soldaki cihaz fax modemdi. Biz telefonumuzun o kablosunu takardık, telefon meşgul çalardı. Sonra Hotmail.com'a girerdik, o zaman Gmail yoktu. Mutfağa gider su alırdık, Hotmail yeni açılırdı, 2 MB kotası vardı. 15 kilobayt fotoğraf yollayabiliyorduk gibi böyle bir boyutla şimdi ADSL modemlere geldik. Dünya ciddi manada hızlanıyor. Yani dönüşüm çok fazla ve 80 nesli olarak da biz bunu böyle canlı şahitiz ya. Sıfırı da gördük, yavaşı da gördük, şimdi hızlıyı da gördük. Dünya çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Ve bu hız hep vardı da şu an acayip hızlanmaya başladı. Hayatımıza giren çıkan belli değil. Nokia'yı hatırlıyorsunuzdur muhtemelen. Ya da internet eksploru hatırlamıyor da olabilir. Hatırlıyor musunuz Nokia'yı? Hatırlıyor musunuzdur Nokia'yı? Duymuşsunuzdur da hiç Nokia kullanımı oldu mu aranızda?
Bayağı varmış. Nokia'ya dokundu bu nesneye dokundu. Bundan sonraki nesil tanımayacaktır büyük ihtimalle. Explorer vardı. Bilgisayarların %98'inde vardı bu Explorer. Şu an kaldırıldı, kullanılamaz oldu. Niye? Dönüşemedi. Ve hayatımıza son zamanlar acayip şeyler de girmeye başladı. Yani son 10 yılda girenler de bunlar. Bunları tanıyorsunuzdur. Udemy'yi biliyor musunuz? Udemy'nin kurucusunu biliyor musunuz? Malatyalı. Udemy normalde Amerikalı bir şirket. 1 milyar doların üzerinde şirket. ODTÜ'de kendi şirketini kurmuş, batırmış bir arkadaşımızın Amerika'ya gidip 50 tane yatırımcıyı ikna edemeyip 51.yi ikna ettikten sonra kurduğu bir şirket. Malatyalı bir arkadaşımız. Udemy dünyanın en büyük eğitim şirketlerinden bir tanesi. Eren Bali. Yes. Eren'in bir hikayesi, bir başarı hikayesi. Malatya'dan çıkmış bir başarı hikayesi. Aslında bu dönüşüm şey imkanı sağladı. Malatya'daki ya da İstanbul'daki ya da Türkiye'deki ya da San Francisco'daki bir arkadaşla fark kalmadı. Herkesin imkanları eşitlendi arkadaşlar. Yabancı dilinizin olması şartıyla. O yüzden İspanyolca mı öğreniyorsunuz? İngilizce mi öğreniyorsunuz? Çok iyi öğrenin ki eşitleyin. Hepsini öğrensinler bence. Artık İngilizce zaten olması gereken bir şey. Yani İngilizcenin yanında ne biliyorsun işte? Burada işte İspanyolca var, diğer okullarda Japonca var. Onun üstüne de ne koyabiliyorsun? Hani İngilizceyi öğrenmek aslında artık yetmiyor. Yetmiyor. Ben uluslararası ittifaklarda başlayan 5 yeni arkadaşla tanıştım. Hangi dili biliyorsunuz sorusunun cevabını İngilizce demiyor. Yani Japonca biliyorum diyor. İngilizce zaten var diyor. Yani zaten var. O yüzden rekabette geri kalmayın. Niye? Dünyayı biz iyi yapacağız. Biz iyi insanlar çalışırsak dünya iyi bir yer oluyor. Sorumluluğumuz yüksek. Biz çalışmazsak birileri iyi çalışıyor ve dünya kötü bir yere doğru geliyor. O yüzden gayretlerimizi yukarı tutalım. Burayı geçeyim. Şu sarı şeyi bilir misiniz? Hocam siz yine bilirsiniz ama arkadaşlar bilir mi bilmiyorum. Hiç kullandılar mı bilmiyorum. Yukarıdaki sarı şeyden hiç kullandınız mı? Bilmiyorsunuz. Nedir? O kadar biliyorsunuzdur artık. Fotoğraf rulosu. Fotoğraf rulosu. Bu 24'lüktü galiba. Bir de 36'lığı vardı. İyi takarsan 40 tane falan fotoğraf çıkardı. Bir de tabii şey var, 36 tane fotoğrafı çekiyorsunuz ama nasıl çıktığına dair hiçbir fikriniz yok. Evet, 3 ay sonra... Yani şu an bir pozu bazen 36 kere çekiyorsunuz. Aynen öyle. Düşünürsünüz, hani bir ay sonra veriyorsunuz, çıkıyor baskı. Fotoğraflar flu. Flu. O gün geçti bile. Gözler kapalı, o an gitti. Öyle bir dünyaydı, bu kadar pazarın %90'ına sahipti, battı. Niye? Yabancı neyi tutamadı? Kendini geliştiremedi, kendince dönüşemedi. Bir başka bir hikayede... Nokia, dünyanın %50'sine sahipti, pazarına sahipti. Yani buradaki yarımız Nokia kullanırdı, belki Türkiye'de daha fazlaydı. Ben nasıl Nokia'yı bırakırım çok böyle düşünmüştüm. Battı. Dünyanın yarısına telefon tedarik eden bu şirket battı. Yani ve o da çok yakın bir tarihte, 2008-2009'larda hala bu pazar payına sahipti. Niye battığını hatırlayan var mı? Bilen var mı? Okuyan var mı? Zor bir soru. Symbian diye bir işletim sistemi vardı. O esnada Android çıktı. Android oyun geliştiricilerle, uygulama geliştiricilerle bir ekosistemle geldi. Symbian da ısrar etti Nokia. Nokia'nın kapalı bir devre işletim sistemiydi. Android buna bir darbe vurdu. Sonra iOS geldi. Steve Jobs'ın o harika pazarlama şeyiyle beraber Nokia dayanamadı ve kaybetti. Microsoft'a satıldı. Bu da Nokia CEO'sunun ağlaması. Ne diyor? Yanlış bir şey yapmadık ama biz bir şekilde kaybettik diyor. Kaybetmek için yanlış bir şey yapmanıza gerek kalmadı. Doğruyu en doğru şekilde yapmazsanız da rekabetin çok fazla olduğu bir dünyada kaybediyorsunuz. Bireysel manada da bu böyle. Eğer biz işimizi iyi yapmazsak kaybediyoruz arkadaşlar. İşimizi iyi yapmazsak başkalarının iyi yaptığı bir dünyada kötülüğe vesile olabilecek kişilere de sebebiyet verebiliyoruz. O yüzden gerçekten aklı başında imanlı güzel nesil olarak hayatımızı mutlaka güzel geçirmemiz gerekiyor ve iyi geliştirmemiz gerekiyor kendimizi. Bir şey soracağım, sonra da yavaştan sözlerimi keseceğim çünkü çok fazla vaktinizi aldık. Evet, bunların ortak bir özelliği var. Nedir diye sorsam. Nedir? Efendim? Verileri satıyorlar. Doğrudur ama aradığınız cevap da değil. Daha sayısal bir şey istiyorum. Hadi biraz hızlandırayım. Şamil söylemesin. Şamil benimle beraber bazen programlara gelir. O yüzden bunu belki yani şu sunumun ayrıntılısında kendisi de çıksa anlatır noktada dinlemiş olabilir. O yüzden sorun cevabını biliyor. Evet, ne olabilir? Sayısal bir veri bekledim. Sayısal bir veri. Evet. Eyüp? Hepsi unicorn olabilir mi? Olabilir ama aradığım cevap değil. Nedir? Wow.
10 yıllık tarih demiştim. Daha önce gördüm. Hediyemizle geldim. On yıllık. Öncesinde yoktu. Ya da işte Netflix'ler, şunlar bunlar da yoktu. Birileri yaptı ve 10 yıl içinde vazgeçilmez oldu. Şu anda sosyal medyada kullanan var mı? Snapchat'çiler var mı? Kullanmayan var mı olmalı bence? Sosyal medya kullanmayan var mı? Ben hiçbir sosyal medya mecrasında yokum diyen var mı? Orada Şamil var mı? Tebrik ediyoruz. sosyal medya hayatımızda farkındaysanız 10 yıllık bir tarihi var. Ya da evimizde kullandığımız birçok cihaz 10 yıllık bir tarihi var. 10 yıl önce yoktu. Birileri bunu hayal etti, hayatımıza soktu ve vazgeçilmez yaptı. 10 yıl sonraki bir ürün henüz yok ve büyük ihtimalle sizler yapacaksınız. Sizler yapmazsanız başkaları yapıyor. Başkaları kurguladığında da ne yazık ki TikTok'lar, YouTube kitler, şunlar bunlar kötü olacak şekilde çıkıyor. Hak ve batılın mücadelesinde hakkı savunan arkadaşların da çok daha iyi çalışması gerekiyor arkadaşlar. Bu anlamda yükümlülüğünüz yüksek. Biz elimizden geldiğince işimizi yapmaya çalışıyoruz. Siz de mükellefsiniz. Salmak yok, demotive olmak yok. Hayat devam ediyor. Ve hani dalgalı bir hayatım var, iniş çıkışlarla, fakat hep güzel bir yere doğru gidiyor. Eğer işimizi yapacak olursak. O yüzden sizlerden isteğimiz çalışalım ve hani güzel örneklerimiz de var. Onları da kapatmak istiyorum aslında ben konuşmamı. Şöyle hızlandırıyorum. Bunu bir daha ile belki buraları konuşuruz sonra. Biz her gün 365 günü sayısal zekası yüksek bir sınıftayız. 1.01 demek, 1'in %1 fazlası demek. 365 gün boyunca %1 gelişim matematiksel olarak 40'a yaklaşıyor. Fakat hiçbir şey yapmazsak 1'de kalıyor. Eğer ki kendimizi geliştirmez, geri duracak olursak da 0'a yaklaşıyor arkadaşlar. O yüzden küçük dahi olsa devamlılık önemli. Buna ilgili bir hadis de vardı ama şu an hatırlayamadım. Hatırlayanınız var mı? İki günü bir olan ziyandadır. İbadetin az da olsa devamlı olanı makbuldür gibi. Hadis miydi emin değilim ama gibi sözleri ben matematikte de anlatmış oluyorum. Hadis-i şeriftir. Hemen sonrasında da vardı. İki günü bir olan bir ziyandadır. Medeniyetin üzerine kurduğumuz bir yapıdayız. O yüzden çok güzel örneklerimiz var. Selçuk Bey bu anlamda ben size uluslararası acayip girişimlerden bahsederdim ama Selçuk Bey çok güzel bir örnek. Keşke her sektörün bir Selçuk Bayraktarı olsa diye dua ediyorum. Çünkü savunma sanayini bir noktaya getirdi. Tek başına ailesiyle beraber bir vizyonla. Tarımda da aynı şeye ihtiyacımız var. Havacılıkta da aynı şeye ihtiyacımız var. Madende de aynı şeye ihtiyacımız var. Var. Yetişmiş elemana ihtiyacımız var. Ve bu sıralardan çıkacak eminim. Ben KM'e çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bir abiniz. O yüzden sizlerle beraber olmak büyük bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.